Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih için sınav provası yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza sınav provasına başlıyoruz. İlk Türk devletlerinde toplum nokta nokta aile. Nokta nokta aileler birliği. Nokta nokta boy kabile. Nokta nokta boylar birliği ve nokta noktadan devlet oluşurdu demiş. Bunların bize arkadaşlar sıralamasını istiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar e, aile ne demekti? oğuş demekti. A ve B ve E şıkları gitti. Kaldı C ve D şıkları. Aileler birliği arkadaşlar Uruk'tu. Ondan sonra boy kabile arkadaşlar ne demekti? Bot diğer adıyla ok olarak da geçer. E boylar birliği neydi? Budun arkadaşlar. Diğer adıyla millet olarak da geçer. İl arkadaşlar ya da el o da devlet olarak geçmekteydi. Cevabımız ne oldu? D şıkkı olmuş oldu. Tekrar söyleyelim. Oğuş aile demek. Uruk aileler birliği demek, sülale demek yani. Bot, ok arkadaşlar boy kabile demek. Boylar birliği budun demek. İl ise devlet anlamına geliyordu. Geldik ikinci sorumuza. Kutu anlayışına bağlı olarak ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı İslamiyet öncesi ve sonrası Türklerde temel egemenlik anlayışı olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu anlayışın Türk devletlerinin siyasi varlıktan olumsuz yöne etkilediğine kanıt olamaz demiş. Baktığımız zaman sık sık taht kavgalarının yaşanması arkadaşlar olumsuz yönde etkilediğine kanıttır. Hükümdarın Tanrı adına insanları yönet, e, yönetmekle görevli olması baktığımız zaman siyasi varlıktan olumsuz yönde etkilediğine kanıt olamaz. Neden? Hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması Türk devletlerinin siyasi varlıktan olumsuz yönde etkilediğini arkadaşlar ne yapamayız söyleyemeyiz bu yönde. E, o yüzden olumsuz yönde etkilediğini kanıt, e, etkilediğine kanıt değildir bu durum. Egemenlik mücadelelerine açık olunması, kimin hükümdar olacağının belirsiz olması, ülkenin kısa sürede parçalanması bunlar etkilidir. Geldik 3. sorumuza. Hangisi Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembollerinden biri değildir? demiş. Hilat, asa, alem, çetir, kopuz'u vermiş. Arkadaşlar, hilat e, biliyorsunuz ki giysi demek asa. Bildiğimiz asa arkadaşlar. Alem dediğimiz bayrak. Çetir dediğimiz saltanat şimsiyesidir. Bunlar hükümdallık sembolleridir. Kopuz ise İslamet öncesi Türk devletlerinde bir çalgıdır arkadaşlar. Enstrümandır. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Geldik 4'e. Hangisi Osman Devleti'nin 14. ve 15. yüzyılda Haçlı ordularına karşı yapmış olduğu savaşlardan biri değildir demiş. Sırp sındığı birinci Kosova Nibolu Varna Moaç. Baktığımız zaman arkadaşlar Moaç Meydan Muharebesi 16. yüzyılda yaşanan gelişmeler arasındadır. Ayrıca Haç İttifakı'na karşı yapılan bir savaş değildir. Kime karşı? Macallara karşı yapılmıştır ve dünya tarihinin en kısa süren savaştır. Kaç saat? 2 saat arkadaşlar sürmüştür. Sırpistan'da Savaşı 1364, 1. Kosova Savaşı 1389, Nibolu Savaşı 1396, Varna Savaşı 1444. Arkadaşlar bunların sıralamasını verdik. Muaç ise 1526 tarihinde meydana gelmiştir. Cevabımız eşit oldu. Geldik 5. sorumuza. Bakalım 5. sorumuz ne diyor bize? Birinci alalım şöyle. 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat döneminde sadrazamlık yapan Süveyş ve Don Volga kanal projelerini ortaya atan sadrazamlık yaptığı dönemde döneme tarihçiler tarafından kendi adı verilen devlet adamı hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? Bu ismimiz Sokullu Mehmet Paşa'dır. Unutmayınız. Sokullu Mehmet Paşa aynı. Arkadaşlar Vezir Tonyukuk gibi o da 3 ...hükümdarı ne yapıyor? Sadrazamlık yapıyor. Vezir azamlık yapıyor arkadaşlar. Birinci Süleyman dediğimiz kanuni. 2. Selim. 3 Murat'a ne yapıyor? Sadrazamlık yapmış oluyor. Ve ayrıca Süveyş ve Don Volga kanal projelerini ortaya atıyor. Uygulanamıyor uygulamıyor, e, uygulamıyor arkadaşlar. Bunları daha sonraki farklı devletler yapacak. Sadrazamlık yaptığı döneme de... ...tarihçiler tarafından Sokullu dönemi adı verilmiştir bu döneme. Geldik altıya. Hangisi Osmanlı devletinde par parlamenter sisteme geçildiğinin kanıtıdır demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar parlamento ne demektir? Bunu bilmemiz lazım. Parlamento ulus tarafından seçilmiş e, temsilcilerin devlet işlerini görüşmek üzere toplandığı yerdir. Osmanlı devletinde parlamenter sisteme biliyorsunuz ki kanuni esasinin yürürlüğe girmesi sonucunda memur meclisinin açılmasıyla ne yapılmıştır? Geçilmiş oldu. Cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Memusan Meclisi'nin açılmasıyla. Geldik 7'ye. Üçüncü Selim döneminin özellikler arasında hangileri yer almaz demiş bizlere? Baktığımız zaman Viyana Kongresi'nin toplanması var mı? Hayır, yok. Özellikle arkadaşlar gerileme ve dalma döneminin padişahlarının tahta kalma süreleri arkadaşlar çok çok önemli. Bunları bilmemiz lazım e, özellikle kronoloji sorularında bizi ne yapar? Bir adım ileri atar. Mesela 3. senin arkadaşlar tarih aralığını bilirsek bu soruyu kolaylıkla yaparız. Nedir? 1789 1807 tarihleri arasında ne yapmıştır? arkadaşlar e, padişahlık yapmıştır. Şimdi Viyana Kongresi'nin toplanması 1815 ama soru da sizlere e, ÖSYM 1815 diye belirtilme ondan pek emin değilim açıkçası. 1815 mesela bu dönemde belirtmiş. Var mı? Hayır yok. Meşveret Meclisi'nin toplanması arkadaşlar 3. Selim döneminde biliyorsunuz ki e, ne yapılmıştır? Danışma Meclisleri arkadaşlar. E, ıslahatlarla alakalı biliyorsunuz ki ıslahatlarla alakalı. İrade cedid hazinesinin oluşturulması bu dönemdedir. Nizam-ı Cedid adıyla ne kuruluyordu? Fransa'dan örnek alınarak bir ordu kuruluyordu. O ordunun arkadaşlar masraflarını karşılamak amacıyla İrade Cedid hazinesi oluşturulmuş oluyordu. Bize yer almayanı soruyor. Cevabımız da yalnız bir olmuş oldu. Geldik 8. sorumuza. Osman Devleti'nde merkezi isyanların azalmasında hangileri etkilidir? Demiş bizlere. Vakayı hayriye dediğimiz nedir arkadaşlar? Hayırlı olay. Yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Kimin zamanında? 2. Mahmut'un zamanında. Vakayı hayriye ile birlikte merkezi isyanlar azalmış mıdır? Evet azalmıştır. Çünkü merkezi isyanların başındaki e, arkadaşlar Yeniçeri Ocağı var. O yüzden ne yapar? E, bu durum azalmış olur. Bu etkilidir. Muhtarlıkların kurulması, redif birliklerinin kurulması... Bununla bir alakası yok arkadaşlar. E, o yüzden cevabımız ne oldu? E, A şıkkı olmuş oldu. E, bu ikisinin bir bağlantısı yok arkadaşlar. O yüzden almadık. Geldik bir diğer sorumuza. Sorumuz biraz uzun bakalım. Ne diyor? Tarih öğretmeni Sinan Bey öğrencilerinden 2. Mahmut döneminde idari alanda yapılan düzenlemelere örnek vermelerini istemiş. Öğrenciler şu cevapları vermiştir. Bakalım öğrenciler ne demiş ve hangisi yanlış cevabı vermiş bunları bizden istiyor. Nuray demiş ki sadaret ket hüdalı, tahiliye yani iç işleri nezaretine dönüştürmüştür. Doğru mu? Evet doğru. Nuray doğru söylemiş. Nuray gitti. Ben Yusuf. Heyeti vükela olarak adlandırılan modern bir hükümet düzeni kuruldu. Doğru mu arkadaşlar? Evet doğru. Arkadaşlar bu da doğru. Nurullah demiş ki reis-i hariciye dış işleri nezaretine dönüştürülmüştür. Doğru mu? Evet doğru. Banu demiş ki posta teşkilatı kuruldu. 2. Mahmut döneminde doğru mu? Evet arkadaşlar doğru. Gürsel demiş ki Asakeri Mansur-i Muhammedi adıyla yeni bir ordu kuruldu demiş. Baktığımız zaman soru kökünde. Bakın bu bilgi de doğrudur ama sınav anında lütfen dikkat ediniz. Bizde, bizden ne istiyor arkadaşlar soru? Bakın unutmayın idari alanda idari alanda yapılan düzenlemeler düzenlemeyi sorduğu için Gürsel yanlış cevabı vermiş. Doğru demiş ama yanlış cevabı vermiş. Neden? Çünkü idari alanda değil arkadaşlar. O yüzden bu askeri alanıdır. İkinci Mahmut döneminde askeri alanda bize idari alandakileri soruyor. Cevabımız aşık olmuş oldu. Çok çok ince bir soru. Lütfen arkadaşlar bu, bu tarz sorularda soru köklerini iyi okumamız lazım. Bu şekilde ÖSM bizleri ne yapabilir? Yanıltabilir. Yanlış hatırlamıyorsam 2019 sorusunda böyle bir soru vardı. Geldik 10. sorumuza. Hangileri Osman Devleti'nin Balkanlarda izlemiş olduğu iskan politikasının amaçları arasında yer alır demiş. Balkanlarda fethedilen yerleri Türkleştirmek var arkadaşlar. İskan politikasının amaçlarıdır. Balkanlarda daha güvenli şekilde ilerlemeyi sağlamak vardır. Göçebe Türkmen boylarını yerleşik hayata geçirmek vardır arkadaşlar. Bu üç durumda iskan politikasının amaçları arasında yer alıyor. Geldik bir diğer sorumuza. Mustafa Kemal'in Derne ve Tobruk'ta Enver Bey'in de Bin Gazi'de halkı örgütleyerek emperyalizme karşı mücadele ettiği savaş hangisidir demiş. Bu savaşımız arkadaşlar nedir? Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp Savaşı biliyorsunuz ki 1911-1912 tarihler arasında gerçekleşiyor. Kimlerle kimler arasında Osmanlı ile İtalya arasında. Kiminle yapıyormuşuz? İtalya ile yapıyormuşuz bu savaşı. Ve bu savaşın sonucunda hangi anlaşmayı imzalıyoruz? Uşi anlaşmasını imzalıyoruz. Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta Enver Bey de halkı örgütlemiş ve başarılı olmuştur Trabluskap Savaşı'nda. Dömeke Meydan Savaşı 1897'de, 1. Dünya Savaşı 1914-18, Karım Harbi 1853, arkadaşlar 56, 93 Harbi 1877-78 yılında meydana gelmiştir. Geldik 12. sorumuza. Bakalım sorumuz ne diyor bize. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun İngilizlerin prestijini Kutul Amare'de Selman-ı Pak'ta sarstığı ve İngiliz General Townsend'ın birlikleriyle beraber esir alındığı cephe hangisidir? Bu sene bu soruyu bekliyorum ben. Bakalım inşallah çıkar. Arkadaşlar hangi cephede? Irak cephesinde. Unutmuyoruz Irak cephesinde. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu olaylar yaşanıyor. Halil Paşa kimdir? Kutul Amare kahramanıdır. Ve sakallı Nurettin Paşa da burada Irak cephesinde başarılar elde etmiştir. Geldik 13'e. Hangisi? 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgali sonucunda Anadolu Hareketi'nin yaptığı çalışmalar arasında yer almaz demiş. Bazı demir yolları tahrip ediliyor arkadaşlar. Gey ve Ulu Kuşla gibi. Doğru. İtilaf devletlerinin Anadolu'daki subayların tutuklanması var. İstanbul ile tüm haberleşmeler kesiliyor. Yeni bir meclisin açılması için çalışmalara başlanıyor arkadaşlar. İstanbul'a yeni bir hükümetin kurulması isteniyor mu? Hayır, böyle bir istek yok arkadaşlar. Ee, baktığımız zaman cevabımız şıkkı oldu. Afganistan aşağıdaki muharebelerden hangisinin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile dostluk anlaşması imzalanmıştır? Hangi savaş? Birinci İnönü Savaşı sonucunda Afganistan ile dostluk anlaşması imzalanıyor. Kurtuluş Savaşı devam ederken aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan anlaşma İtilaf devletleri arasında anlaşmazlıkların olduğunun göstergesidir demiş. Hangi arkadaşlar baktığımız zaman hangi devlette yapılan Fransa ile yapılan. Biliyorsunuz ki Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Fransa ile hangi anlaşma yapıyordu? Ankara Anlaşması. Ankara Anlaşması. Ankara Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma İngiltere'nin Doğu Akdeniz politikasının Fransa tarafından eskisi kadar desteklemediğini gösteren bir gelişmedir. Bu soru arkadaşlar AYT 2022'de çıktı. E, deneme tutturmuş soru arkadaşlar. Deneme güzel. Denemeler arkadaşlar. Kaliteli denemeler. Geldiğimiz zaman e, bakalım geldiğimiz e, noktada hangi sorular var hangi sorular çıkacak bakalım. Mustafa Kemal Paşa. İzmir'in işgalinin haksız olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisinde vurgulamıştır? diyor bizlere. Arkadaşlar İzmir'in işgalinin haksız olduğunu ilk kez Samsun raporunda. Arkadaşlar Samsun raporunda vurgulamıştır. Biliyorsunuz ki cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. 17'deyiz. Sivas Kongresi'ni Erzurum Kongresi'nden ayıran özellikler arasında durumlarından hangileri yer alır demiş bizlere. Mustafa Kemal'in kongre başkanı seçilmesi arkadaşlar ee, baktığımız zaman ee, i̇kisinde de başkan Mustafa Kemal. Her türlü işgale karşı çıkılıyor her ikisinde de. Yaralı cemiyetlerin birleştirmesi sadece Sivas Kongresi'nde. Arkadaşlar o yüzden ne oldu? Cevabımız yalnız 3 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Sorumuz birazcık değil bayağı bir uzun. İnşallah görünüyordur arkadaşlar ekranınızda. Aşağıdaki tabloda Atatürk döneminde Türkiye'nin üye olduğu katıldığı ve bazı gelişmeler verilmiştir. Bu tabloda A ve B harfleriyle gösterilen yerlere seçeneklerden hangisinde yer alan ifadeler sırasıyla getirilmelidir demiş bizlere. 1929'da Briand-Kellogg Paktı imzalanıyor. 1929'da Litvinov e Paktı imzalanıyor. 1932'de baktığımız zaman Akdeniz Paktı yok arkadaşlar. Akdeniz Paktı 1935'te üye olunuyor. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması var arkadaşlar 1932'de. Şuraya MC yazıyorum. Üye diyorum. 34'te Balkan Antantı'na üye olunuyor. Arkadaşlar baktığımız zaman 1937'yi vermiş. 1937'de ise Sadabat Paktı biliyorsunuz ki e, imzalanıyor, üye olunuyor. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 19'dayız. Yaklaştıralım şöyle. Lozan'da aşağıdaki konulardan hangisi yeni Türk devletinin egemenlik haklarını zedeleyici bir şekilde çözümlenmiştir diyor. Ee, arkadaşlar İstanbul'un durumu, yabancı okullar, kapitülasyonlar, Boğazlar-Musul meselesini vermiş. Arkadaşlar Lozan'da Boğazların statüsüyle e, statüsü ile ilgili e, biliyorsunuz ki işgal tümüyle kalkacak ve Boğazlar Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. E, Boğazların her iki e, yanında 15'er kilometrelik bölge ne yapılacaktı? Silahtan arındırılacaktı hükmü yer alıyordu. Bu durum yeni Türk devletinin arkadaşlar egemenlik haklarını ne yapar? Zedeler, zedeleyici bir özellik gösterir. Musul meselesiyle ilgili Lozan'da Türkiye'nin lehine ve aleyhine bir karar alınmamıştır. Aman dikkat sakın Musul'a düşmüyoruz arkadaşlar. Çünkü Lozan imzalandıktan sonra Türkiye ile İngiltere arasında 9 ay içerisinde yapılacak ikili görüşmelere bırakılıyor. Çok çok muazzam bir soru arkadaşlar çok beğendim soruyu. Böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Sakın Lozan'da Musul meselesi aleyhimize çözüldü demiyoruz. Çünkü daha sonra arkadaşlar görüşüldü. E burada cevabımız ne oldu? Boğazlar olmuş oldu. Bence güzel bir soru. Geldik 20'ye. Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle siyasi ve dini güçlerin bir elde toplanması geleneğine son verilmiştir diyor. Neyle arkadaşlar? Saltanatın kaldırılmasıyla. Baktığımız zaman arkadaşlar cevabımız ne oldu? değişik olmuş oldu. Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren Osmanlı Devleti'nde saltanat makamı içinde halifelik anlayışı biliyorsunuz ki uygulanıyor. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla siyasi ve dini güçlerin bir elde toplanması geleneğine son verilmiş oluyor. Geldik 21'e. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan kurucular arasında Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebisoy, Rauf Orbay, Refet Bele ve Adnan Adıvar'ın da yer aldığı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması üzerinde etkili olan gelişme hangi gelişmeydi? Şeyh Said İsyan'ın çıkması arkadaşlar. Şeyh Said isyanı çıkıyor biliyorsunuz ki ee, ve bu sonucunda bunun sonucunda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmış oluyor. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor bizlere. Baktığımız zaman Tekalifi Milli Emirlerinin yayınlanması 1921. 7-8 Ağustos Temsiliyetinin ilk kez oluşturulması Arkadaşlar 1919 Başkom, Başkomutanlık yasasının çıkarılması 5 Ağustos Arkadaşlar 1921 Teşkilat Esası kanunun kabulü 20 Ocak 1921 Şimdi 1921'leri biliyoruz ama Diğer tarihleri bilmezsek bu soru gider mi? E, ...gitmez. Aslında e, baktığımız zaman e, hangisinin hangisinden sonra olduğu açıkça belli arkadaşlar. Şimdi temsiliyetin zaten nedir? İlk gelişen. Daha sonra teşkilat-ı esasiye kanunu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 1. Dünya savaşını kazananlar arasında. Bakın 5 savaşı bilirsek, içerisinde yer alan kazananları bilirsek... ...bu kronoloji, e, kronoloji sorularını kolayca yaparız. Daha sonra ise başkomutanlık yasası arkadaşlar ne yapılıyor? çıkarılıyor ve tekalifi e, tek milli emirleri de yayınlanmış oluyor. Cevabımız ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplar arasında yer almaz demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar tevhid i Tedrisat Kanunu Marif Teşkilat hakkında kanunun çıkarılması, milad Takvimin kabulü, Latin harflerinin kabulü, dali İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesini vermiş e, miladi takvim arkadaşlar eğitim değil, sosyal alanda yapılan bir inkılaptır. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Diğerleri eğitim, e, eğitim alanda yapılan inkılaplardır. Atatürk'ün millete efendilik yoktur, millete hizmet vardır. Sözü hangi e, ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir demiş bizlere. Baktığımız zaman arkadaşlar... E, millet deyince aklımıza hemen ne gelecek? Arkadaşlar halkçılık gelmesi lazım. Bağımsızlık ve inkılapçılık da ilgili değildir. Doğrudan dediği için ne yaptık? Yalnız üçü almış olduk. Dolaylı yoldan inkılapçılık zaten arkadaşlar bütün ilkeler ama bize doğrudan kelimesini söylerse inkılapçılığı alamıyoruz. 1930 yılında düzenlenen Türk-Yunan ilişkilerinin 2. Dünya Savaşı'nın ardından tekrar bozulmasında hangileri etkili olmuştur diyor bizlere. Balkan Paktı'nın yapılması arkadaşlar ilişkileri bozmaz tam tersi geliştirir. Kıbrıs sorunu arkadaşlar Demokrat Parti döneminde biliyorsunuz ki Kıbrıs sorunu ortaya çıkıyor, bozuluyor. Türkiye'nin NATO'ya üye olması arkadaşlar bozmaz ee, biliyorsunuz ki aynı anda katılıyor zaten. Cevabımız ne oldu? Yalnız iki oldu. Salvador Dali, Max Ernst, Juan Miro yukarıda verilen kişiler aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin temsilcileri arasında yer alır demiş. Arkadaşlar burada sadece bir ismi bilseniz bile Salvador Dali'dir. E, ne yaparsınız kolayca çıkarırsanız e, Kubizm, Faizm e, Empresyonizm, Dadaizm değil Sürrealizm'dir. Cevabımız değişikliği oldu. Geldik son sorumuza artık. Bakalım sorumuz ne diyor. Petrol fiyatlarını yüksek seviyeye çıkarmak ve üretici ülkeler arasında teknik konularda işbirliği sağlamak amacıyla 9-14 Eylül 1960 tarihler arasında Bağdat'ta toplanan bir konferans sonucunda kurulan teşkilat hangisidir? Arkadaşlar OPEC mi OPEC mi? Tabii ki de nedir? OPEC arkadaşlar. OPEC kurulmuş oluyor. FKO dediğimiz Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kısa ee, Arkadaşlar FAO nedir? Birleşmiş Milletler Teşkilatı Çerçevesinde Gıda Tarım Örgütü'dür. İngilizce yazımı bu şekilde. OPEC arkadaşlar... Ee, 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra petrolün batıya karşı bir siyasi silah olarak kullanılması gündeme geliyor. Bu amaçla OPEC kuruluyor. SEATO neydi? Bu da 1954'te kurulan Güneydoğu Asya İttifak Örgütü'ydü. Cevabımız da OPEC olmuş oldu. Evet değerli arkadaşlar bir sınav provamızın daha sonuna geldik. Umarım sizlere fayda sağlayabilmişizdir. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.